Tüm izleyenlere ve dinleyenlere en içten selamlarımı gönderiyorum. Daha önceki videoların birinde felsefe tarihi konusunda uzun bir yolculuğa çıkacağımı duyurmuştum. Bugün ilk yolculuğa başlıyoruz felsefe tarihi konusunda. Tabii felsefe tarihi söz konusu olduğu zaman akla gelen bir soru var. Felsefe tarihini nereden başlatmalı ve tarihin ilk filozofu kimdir? Bilindiği gibi Aristoteles felsefeyi esas olarak Thales'le başlatır ve en yaygın görüşlerden biri budur. Daha sonraki yıllarda kanımca 19. ve 20. yüzyılda Aristoteles'in bu görüşüne karşı itirazlar yükseltildi. Bazıları felsefenin İran'da ve Mısır'da başladığını ileri sürdüler. Fakat şu anda elimizde bu konuda bu filozofların yani İran'daki ve Mısır'da filozof diye gösterilenlerin kitapları, eserleri olmadığı için artık felsefe tarihinin Thales'le başladığını kabul ederek bu videoya başlamak istiyorum. Felsefe tarihini ele alırken diğer ikinci önemli nokta felsefe tarihindeki düşünürlerin görüşleri nasıl ele alınacak? Bu konuda esas yaygın görüşlerden biri kronolojik bir şekilde ele almaktır. Evet, kronolojinin bir mantığı var. Fakat kronolojik olarak felsefe tarihi ele alınırken dikkat edilmesi gereken nokta şu: sonradan gelen her filozofun daha önceki filozofa yapmış olduğu ekleme nedir? Neyi yeni ileri sürmüştür? Bunlara vurgu yaparak felsefe tarihini ele almanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Vurgulanması gereken ve dikkat edilmesi gereken bir nokta ise şu: felsefe tarihi esas olarak egemenler tarafından yazılmıştır. Dolayısıyla bu tarihe kuşkuyla yaklaşılmasını vurgulayarak felsefe tarihi konusunu ele alıyorum. Diğer bir nokta, objektif ve tarafsız bir felsefe tarihi olamaz ve yoktur. Çünkü felsefe tarihi, bu tarihi inceleyen düşünürlerin görüşleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Dolayısıyla felsefe tarihi tarafsız ve yansız bir şekilde ele alınamaz. Mutlaka taraf tutmak gerekiyor. Şimdi izleyeceğimiz hattı göstermem gerekiyor. İzleyeceğimiz hattın şeklini göstermem için bilgisayara yaklaşmam gerekiyor. Şimdi görüldüğü gibi daha önceden bu şemayı açıklamıştım. İzleyeceğimiz hat bugün İyonya felsefesinden Millet okulunu ele alacağız. İyonya felsefesi bir millet okulu ki bu millet okulu bilindiği gibi Thales, Anaximandros ve Anaximas millet okulunun filozofları. Bunlar esas olarak doğanın, yaşamın ilk kaynağı nedir? Yani arka sorunuyla, ilk kaynak sorunu ile ilgilendiler. Heraklitos ise oluş konusu ile ilgilendi. Fakat bugün ben yalnızca millet okulu filozoflarından Thales, Anaximandros ve Anaximenes üzerinde duracağım. Felsefe tarihinin daha iyi kavranabilmesi için daha önce yayınladığım videonun izlenmesini öneririm. Daha önce Yunan uygarlığının oluşumu, gelişimi ve çöküşünü ele almıştım. Eğer bu video izlenirse daha sonraki filozofların görüşlerini anlamak daha kolay olur. Çünkü esas olarak felsefenin doğuşunu mümkün kılan toplumsal, siyasal, ekonomik koşullara değinmiştim. Şimdi bugün Thales'le başlıyoruz. Thales
Milattan önce 624 ve 546 yılları arasında yaşamış bir düşünür. Bilindiği gibi Thales Milet doğumlu. Milet ise daha önce İyonya diye bilinen bölgenin bir kenti. İyonya ise bugün İzmir'le Göküva arasındaki bölge. Bugün milletin ismi değişmiş. Şimdi tam hatırlamıyorum nasıl bir ismi aldığını. Burada dünyaya gelen bir filozof Thales. Atina'da ilk reformları yapan devlet adamı Solon çağında yaşamış biri. Annesinin Fenikeli olduğunu biliyoruz. Thales konusunda iki anekdotu anlatmak isterim. Birisi Platon'un anlattığı anekdot, ötekisi de Aristoteles'in anlattığı. Diyalogların birinde Platon, Thales'le ilgili şöyle bir anekdot anlatır. Gökyüzüyle, yıldızlarla ilgilenen Thales, günün birinde gökyüzünü incelerken önündeki çukura düşer ve orada Trakyalı bir kız bunun üzerine güler, Thales'in üzerine güler. Ya önündeki çukuru göremiyor, kalkıp gökyüzündeki sorunlarla ilgileniyor diye böyle bir anekdot anlatılır Thales konusunda. Aristoteles'e gelince Aristoteles ilginç bir şey söyler. Der ki Thales, zeytinyağı üzerine kara borsadan para kazanma başarısını gösteren biri düşünür. Çünkü o mevsimler hakkında geniş bir bilgiye sahip olduğu için bir gün gelecek mevsimde iyi zeytin ürünü olacağını düşündüğü için tutuyor çok önceden Milet kentindeki tüm zeytin ezme makinelerini satın almıyor, kiralıyor. Ne yapıyor? Tüm parasını zeytin ezme makinelerine yatırıyor. Ve zaman gelince, ürün de iyi olunca zeytinlerini ezmek isteyen insanlar tabi Thales'e gelirler. Thales de fahiş bir fiyatla zeytin ezme makinelerini kiralar ve büyük bir servet kazanır. Aristoteles'in anlattığına göre. Ya demek Thales'in aristokratik bir yanı varmış. Ünlü filozofların yaşamları ve öğretileri üzerine kapsamlı bir kitap yazan Diogenes Laertius'e göre Thales mevsimleri bulmuş ve bir yılı 365 güne bölmüştür. Lasiates'in kitabını gösterebilirim. Bu kitap çok kapsamlı bir kitap felsefe tarihi konusunda. Bu belki okunabilir. Ayrıca daha sonra iki kitap daha ekranda göstereceğim. Millet deniz ticaretiyle uğraşan bir kenttir. Dolayısıyla gemicilere denizlerde yönlerini kaybetmesinler diye Thales onlara şu öneride bulunmuştu. Ay yıldız takımına göre yönünüzü belirleyin. Eskiden navigasyonun olmadığı dönemde gemicilere söylediği öneriler gerçekten ilginçtir. Çocukluğumda annem bana geceleri yıldızları gördüğümüz zaman oğlum bak diyordu bunlar yedi kardeş. Gökyüzüne bakarak yedi kardeş yıldızları gösteriyordu. Gerçekten de gökyüzüne baktığınızda yedi şeklinde yedi kardeş yıldızı görebilirsiniz. Çocukluğumdan beri karanlık olduğu zamanlar o hep yedi kardeşi bulmaya çalışırım. Thales konusunda birçok düşünür görüşlerini dile getirdi. Örneğin astronomi tarihi üzerine kitap yazan Oidomos'a göre Thales güneş tutulmasını ve gün dönümünü hesaplayan ilk kişidir. Hatta Thales'in piramitlerin uzunluğunu ölçtüğü söylenir. Bunu nasıl yapmış olabilir sizce? İnsanın uzunluğuyla gölgesinin eşit olduğu bir zamanı dikkate alıyor. Hangi zaman olduğunu ve bundan hareket ederek de bu ilişkiden hareket ederek de yani insanın uzunluğuyla gölgesinin birebir tekabül ettiği bir zamanda tutup
piramidin gölgesini ölçerek piramidin yüksekliğini hesapladığı söyleniyor. Tales konusunda bazı düşünürlerin söylediklerine değindikten sonra şimdi Tales'in görüşlerine kısaca değinebilirim. Bilindiği gibi Tales yaşamın ilk kaynağı, ilk nedeni sorusuna cevap arayan birisiydi. Ona göre yaşamın kaynağı sudur. Daha doğrusu her şeyin kaynağı, yaşamın, doğanın kaynağı sudur. Şimdi şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Her şeyin sudan kaynaklandığı görüşüne nasıl ulaştı? Aristoteles'e bakılırsa, Tales'in suyun yaşamın kaynağı olduğu görüşüne ulaşmasının nedeni onun gözlemleridir. Her şeyin sudan beslendiğini gözlemlemesi ve nemli o ortamlarda tohumların yeşermiş olduğunu görmesi Tales'i suyun yaşamın kaynağı olduğu görüşüne götürmüş olabilir. Tabi bugün baktığımızda her şeyin kaynağı sudur görüşü bize yavan bir görüş gibi gelebilir. Ama unutmayalım o dönem yaşamın ilk nedeni, ilk kaynağı nedir sorusuna cevap aramak önemliydi. Yani çoğulluğun arkasındaki tek nedeni bulma çabası ki zaten felsefenin en önemli eğilimlerinden, en önemli görüşlerinden biri nedir? Çokluğun arkasında teki yakalayabilmek, tek nedeni yakalayabilmek. Bu açıdan tabii Tales'in su konusunda görüşü önemlidir. Onun görüşlerini kısaca şöyle özetleyebiliriz. Bir kere diyor ki evren canlıdır. İkincisi su her şeyin başlangıcıdır, köküdür ve ilk ilkesidir. Evren aynı zamanda doğu, aynı zamanda tanrılarla doludur ve ilginç bir görüşü de dünya suyun üstünde yüzüyor. Şimdi millet okulundan Anaximandros'un görüşüne kısaca değinelim. Anaximandros, M.Ö. 610 ve 574 yılları arasında yaşamış biri. Aynı zamanda Tales'in öğrencisi ve arkadaşı olarak biliniyor. Tabi Anaximandros hakkındaki bilgimizin kaynakları Aristoteles ve demin kitabını gösterdiğim Diogenes Laertius'tür. Milattan sonra bir takım düşünürler de Anaximandros hakkında bize bilgiler sundular. Şimdi onun görüşleri konusunda kısa bir değerlendirme, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bilindiği gibi Tales her şeyin kaynağının su olduğunu söylemişti ve dünyayı suyun üzerinde bir tepsiye benzetmişti. Peki ama su nedir? Suyun kendisi nedir? Ve su neyin üzerinde duruyor? Demek ki Tales suyun ne olduğu sorusunu sormamış. Suyun ne üzerinde durduğunu sorusunu da sormamış. Demek ki gelecek filozof işte bu şekilde soruları sorarak daha önceki filozofun görüşlerine bir ekleme yapıyor. Dolayısıyla Anaximandros'a göre suyun da kaynağı, her şeyin kaynağı tükenmez, bilmeyen sonsuzluktur. Evet, bu sonsuzluk sonsuz, sınırsız ve belirsiz olan şey her şeyin kaynağı. Yani ona göre ana madde yani arka sonsuz, sınırsız ve belirsiz bir şeydir. Anaximandros apeiron olarak adlandırır. Anaximandros'a göre her şey bu kaynaktan kaynaklanır ve ona geri döner. Ondan doğan her şey gelip geçicidir. Yani hem her şeyin geçici olduğuna vurgu yapıyor, hem de değişime aslında bir ölçüde dikkat çekiyor. Onun görüşlerinde, yani Anaximandros'un görüşlerinde kısmen çelişkinin tohumlarını görmek mümkün. Çünkü bir durumdan bir duruma geçiş, sıcaktan soğuğa, karanlıktan aydınlığa geçiş gibi sorunları ele aldığı için onda çelişkinin kaşıkların tohumunu görmek mümkün. Aynı zamanda Anaximandros sonsuz evren görüşünü ileri sürmüştü ki bu 21. yüzyılda tartışılan
konulardan biri. Anaximandras doğa üstüne başlığını taşıyan bir eser ele almıştı ve bu eserin felsefe tarihinde ilk kitap olarak sayılmaktadır. Yani felsefe tarihinde yazılmış ilk kitap olarak kabul ediliyor. Anaximandras dünyanın küre olduğunu ileri sürmüştü. Aynı zamanda güneş sistemini bulan düşünür olarak da kabul görüyor. İlginç, sadece güneş sistemiyle, gökyüzüyle filan değil, aynı zamanda dünyanın haritasını da çıkarmaya çalışmıştır. Ekranda onun çıkardığı haritayı görüyorsunuz. Daha ilginç bir görüşü, ki bugün evrim düşüncesinin tohumlarını Anaximandros'un görüşünde görmek lazım. Her şeyin, tüm canlıların sudan kaynaklandığını, canlıların sudan oluştuğunu ve daha sonra karaya geçtiğini söylemiştir. Bu nedenle evrim teorisinin tohumlarını ilk atan düşünür olarak da kayda değer bir isim. Anaximenes'e gelince, Anaximenes de Thales'in görüşüne benzer bir görüş ileri sürer. Thales yaşamın kaynağının su olduğunu ileri sürerken Anaximenes yaşamın kaynağının teneffüs ettiğimiz hava olduğunu ileri sürer. Yani teneffüs ettiğimiz hava olmadan canlının yaşayamayacağını söyler. Dolayısıyla teneffüs ettiğimiz hava üzerine vurgu yaparak daha önceki filozofların değinmediği bir sorunu gündeme getirerek yine felsefe alandaki soruyu, çemberi genişletmiş, yeni sormuş bir filozof olarak karşımıza çıkıyor. Yani Anaximandras insan bedenini dolduran hava ile yaşamı mümkün kılan psikiye kavramını gündeme getiriyor. Bu psikiye kavramı önemli bir kavramdır. Fakat Türkçe'ye ne yazık ki dinsel bir kavram olarak, ruh olarak çevrilmiştir. Anaximenes'in kastettiği şudur. İnsan yaşamını, daha da canlıyı mümkün kılan bir psikiye vardır. Dolayısıyla canlılarla cansızlar arasındaki ayrımı ilk kez gündeme getiren düşünürdür. Yani canlı ve cansızlar arasındaki ayrımı ilk defa gündeme getirmiş oluyor Anaximenes. Bunun dışında Anaximenes yeryüzü ve gökyüzü üzerine de görüşler ileri sürmüştür. Ona göre gökyüzü hepsi bir tepsi gibidir ve havanın üzerinde durur. Yıldızlar yeryüzünün çevresinde dolanır. Ay ışığını güneşten alır. Anaximenes yeryüzü ve güneş konusunda da görüşleri ileri sürmüştür. Ona göre göksel cisimlerin hepsi bir tepsi gibidir ve havanın üzerinde dururlar. Doğa filozofları ve materyalist filozoflar hakkında söylenecekler şimdilik bu kadar. Bilindiği gibi genel olarak felsefe tarihi materyalist filozoflara esas olarak geçmişti, özellikle antik çağda. Platon'dan sonra çok üvey evlat muamelesi yapmıştır. Dolayısıyla bu doğa filozofları hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır. İonya okulunun önemli düşünürlerinden biri ise Herakleitos'tur. Oluş kavramını gündeme getirmiştir. Ama onu ayrı bir videoda ele almayı düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın, felsefi kalın, görüşmek üzere.